Eğitmeden herkese merhabalar. Sizler için matematik içerikleri üretmeye devam ediyoruz. Matematik konularının birçoğunu sizler için anlattık kanalımızda buradan bulabilirsiniz. Gelelim arkadaşlar bugünkü dersimizin konusu olan üslü sayılar yani üstlü ifadeler konusuna. Bu dokümanı pdf formatında aşağıda indirme linkini verdik. Oradan indirip kendiniz rahatlıkla dersimizi takip edebilirsiniz. Üstlü sayılar konusuna gelecek olursak bu konunun kurallarına biraz hakim olmak durumundasınız. Çünkü farklı farklı konuların içinde üstlük sayıların kurallarını kullanacağınız sorularla karşılaşmak durumundasınız. Bazen de fizik kimya dersinde özellikle kimya dersinde bazen bazı konuların içinde çok yoğun olarak üstlük sayıların kuralları kullanılmaktadır. Aklınızda bulunsun. Şimdi gelelim dersimizin arkadaşlar anlatımına. Burada A'yı -A, A üzeri 1 olarak gösteririz. Tamam birinci kuvvet çünkü. Sonra A çarpı A demek A kare olarak yazılır. 3 tane A'yı çarparsanız A küp olarak yazılır. Bu şekilde devam edersek N tane A'yı çarparsak A üzeri N olarak yazılır. N tane A'nın çarpımı kısaca A üzeri N olarak gösterir. Burada A üzeri N ifadesinde A'ya taban N'e üst olarak isimlendirilme yapılır. A üzeri N ifadesinde A'nın N'inci kuvveti diye okunur. Örneğin aşağıda bir örneğimiz var. 3'ün dördüncü kuvveti 4 tane 3'ü çarpıyoruz. Cevabımız 81 biliyorsunuz. 5 üzeri 3 demek 3 tane 5'i çarpıyorsunuz. 5 çarpı 5 çarpı 5 bu da 125 yapar. Burada arkadaşlar önemli bir uyarımız var. Şunu bazen karıştırıyorsunuz. Bazen dalgınlıkla denemelerde de bazen karşılaşıyoruz. Öğrenciler basit bir kavram ama bazen karışıklığa neden olabiliyor. Şimdi 2 artı 2 artı 2 artı 2 5 tane 2'yi toplarsanız bu 5 çarpı 2 demektir. 5 tane A'yı toplarsanız 5 çarpı A demektir. Şununla karıştırıyorsunuz. A üzeri 5 yazılıyor. Bu farklı bir şey. 5 tane A'nın toplaması 5 çarpı A demektir. N tane A'yı toplarsanız N çarpı A demektir. A üzeri N olarak yazılmaz. Şimdi sıfırdan farklı bir sayının sıfırıncı kuvveti daima 1'e eşittir. 0 hariç 0 üzeri 0 çünkü tanımsız bir kavramdır. Diğer bütün sayıların sıfırıncı kuvveti her zaman 1'e eşittir. Birim bütün kuvvetleri 1'e eşittir. Bunu da hatırlatalım belki biliyorsunuzdur. Birim bütün kuvvetleri gördüğünüz gibi 1'e eşit. Devam edelim. Üstü sayılarda toplama ve çıkarmanın yapılabilmesi için tabanların ve üstlerin aynı olması gerekir. Üstler aynı ise katsayılar toplanır veya çıkarılır. Şimdi tabanlar bakıyorsunuz x üzeri m, x üzeri m, x üzeri m. O zaman şu katsayıları a'yı, b'yi ve eksi c'yi parantez içinde topluyoruz. x üzeri m ile çarpıyoruz demektir bu. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Gelelim bir örneğimiz var. Ne diyor? 3 çarpı x üzeri 5 artı 7 çarpı x üzeri 5 eksi x üzeri 5. Bu ifadeyi 3 tane var. 7 daha 10 tane. Bir tane çıkardık. 9 çarpı x üzeri 5 olarak kısaca yazabilirsiniz. Cevabımız burada değişik oluyor. Gelelim bir sonraki örneğimize. 4 çarpı 10 üzeri 7. 3 çarpı 10 üzeri 7. Eksi 2 çarpı 10 üzeri 7. Şimdi 4, 3 daha 7. 2 çıkardık. 5 çarpı 10 üzeri 7 olarak bu ifadeyi kısaca yazabilirsiniz. Veya arkadaşlar bakalım şıklarda var mı? Evet var. Olmadıysa şunu ayıracaktık ama gerek kalmadı. Devam edelim. Şimdi e, kurallığımız var. A pozitif reel sayı olmak üzere üstün üstünde üstler yer değiştirebilir ve üstler çarpılır. Yani A üzeri X üzeri Y A üzeri X çarpı Y olarak yazılır. Mesela 3 üzeri 4 üzeri 5 bunu 4 kere 5 3 üzeri 20 olarak yazarız veya 2 üzeri 3 üzeri eksi 2. 3 ile eksi 2'yi çarpıyoruz. 2 üzeri eksi 6 olarak yazabilirsiniz. Şimdi 125 üzeri 8'i nasıl yazarız? 125 5'in 3. kuvvetidir. 3 ile de 8'i çarpıyoruz. 5 üzeri 24 olarak kısaca yazabilirsiniz. Bir uyarımız var arkadaşlar. Şimdi parantezsiz eğer üst varsa bu belirsiz bir durumdur. Neden? Şimdi biri gider 2'nin önce 3. kuvvetini alır sonra 4. kuvvetini alır. Bu 8 üzeri 4 demektir. Başkası da gider şöyle yapar. 2 üzeri 3 üzeri 4 var. Önce 3'ün 4. kuvvetini alır. 2 üzeri 81 yazar. Yani bir karışıklığa neden oluyor bu. Bir kısmı öyle anlar bir kısmı farklı anlar. Ama parantez varsa zaten arkadaşlar belirsizlik ortadan kalkıyor. Herkes aynı şekilde yapmak zorunda kalıyor. Şimdi gelelim kuralımıza. Tabanları aynı olan üslü ifadeler çarpılırken üstler toplanır. Yani 5 üzeri 2 ile 5 üzeri 3'ü çarparsak bu 5 üzeri 5 yapar. Üstler toplanır. Mesela 2 üzeri 7 ile 2 üzeri 10'u çarpınca 2 üzeri 17 yapılır. Üstler toplanır. 3 üzeri 5, 3 üzeri eksi 2 ve 3 üzeri 7'yi çarpılırken üstlerini toplayıp çıkarıyoruz. Artık çıkarma varsa çıkarma yapıyoruz. Bu da 3 üzeri 20 yapıyor. Şimdi peki bölmede ne yapacağız? Tabanlar aynı iken üstlerini birbirinden çıkarabiliyorsunuz. Ya payda çıkaracaksınız ya payda da. Şimdi birinci durumda eğer payda e, paydayı yukarı alıyorsanız a üzeri x eksiye veya şöyle yapıyoruz. Payı aşağı indiriyorsanız a üzeri y eksi x yazılır. X de doğru istediğiniz gibi yapabilirsiniz artık şöyle oluyor genelde hangisinin üstü büyükse küçük olan öbürün yanına gönderiliyor böyle düşünelim şimdi şuna bakalım 2 üzeri 5 bölü 2 üzeri 3 şimdi 2 üzeri 5 5 tane 2'yi çarpıyoruz 2 üzeri 3 3 tane 2'yi çarpıyoruz şöyle 3 tanesi gitti 2 tanesi kaldı 2 üzeri 2 olarak kısaca yazabiliriz veya 5'ten 3 çıkar 2 üzeri 2 olarak yazabiliriz Mesela 7 üzeri 18, 7 üzeri 15'e bölerken 18'den 15 çıktı. 7 üzeri 3 olarak yazılır arkadaşlar. Peki her zaman tabanlar eşit olmayabilir tabii ki. Peki tabanlar eşit değilse üstler eşitse ne yapacaksınız? Bu sefer aynı taban altında düzeltiyorum. Aynı üst altında tabanları çarpıyoruz. Yani A çarpı B üzeri X yapıyoruz. Bölme işleminde ne yapıyorsunuz? A bölü B üzeri X yapıyoruz. Yani tabanları bölüyoruz. Aynı üst altında. Mesela şurada bir örneğimiz var. E, X'inde de üstümüz 3. Tabanları çarpıyoruz. 10 üzeri 3. Şurada üstümüz hepsinde 8. Tabanları çarpıyoruz. 70 üzeri 8 yazabilirsiniz. Şimdi başka bir kuralımız var. A farklıdır 0 olmak üzere. A üzeri eksen 1 bölü a üzeri n olarak yazılır. Bunu da kullanıyoruz bazı sorularda. Şimdi mesela 5 üzeri eksi 2, 1 bölü 5 üzeri 2 yani 1 bölü 25, 2 bölü 5 üzeri eksi 2. O zaman ne yapacaksınız? Şu pay ve paydayı yer değiştirirseniz, 5 bölü 2 üzeri 2 yazarsınız. Yani o zaman üst işaret değiştiriyor. Bunu da karesini alırsak, 25 bölü 4 olur. Şimdi gelelim bir örneğimiz var. 4 üzeri 12 çarpı 8 üzeri 5 bölü 32 üzeri 7 işlemin sonucu kaçtır? Şimdi bunların hepsi 2'nin kuvvetleri. Şöyle yazalım. 4'ü 2'nin ikinci kuvveti üzeri 12. 8, 2'nin 3. kuvveti üzeri 5. 32, 2'nin 5. kuvveti üzerinde de 7 var. Şimdi ne yapıyorduk? Üstüne üstüne üstler çarpılıyordu. Çarpalım. 2 çarpı 12 24 çarpı 3 çarpı 5 2 üzeri 15 bölü 7 kere 5 35 2 üzeri 35 yaptık. Devam edelim. Şimdi çarpılanların üstleri toplanır. Yani 24 artı 15 bölünenin üstü çıkarılır. Yani işaret değiştirip yukarı atıyoruz. Yani eksi 35 yazıyoruz buraya. Bu da ne yapıyor arkadaşlar? 24, 15'te 39, 35 çıktı 2 üstü 4 olacak cevabımız. Bu da 16 biliyorsunuz. Evet devam edelim arkadaşlar. Ee, yeni bir notumuz var. Negatif bir sayının tek kuvveti negatif, çift kuvveti pozitiftir. Burada arkadaşlar önemli olan bir e, detayımız daha var. Bu detayımız ise şu o üst parantezin içinde mi dışında mı? Eğer dışında ve çift ise sonuç her zaman pozitiftir. Eğer parantezsiz işlem varsa ve üst içeride ise isterse üst çift olsun tek olsun sonuç hep negatiftir. O buna uygun örneklerimiz var. Bak üst zaten tek sonuç negatif. Üst çift fakat parantezin içinde olduğu için eksiği etkilemiyor. Sonuç yine negatif. Bunlara dikkat edelim. ha üst çift ve parantezin dışındaysa sadece sonuç pozitiftir. Diğer durumların hepsinde negatiftir. Bakın şurada da sonuç negatif oldu. Evet parantezsiz işlemde sonuç negatif parantezli işlemde üst dışarıda ve çift olacak sonuç pozitif olur. Yani sol taraf eksi 16 sağ taraf artı 16 olduğu için birbirine eşit değildir. Buna dikkat edelim. Şimdi geldik örnek 4'e. Şimdi eksi 2'nin 4'ün ikinci e, kuvveti bu parantezin dışında olduğu için eksi 2'nin ikinci kuvvetini alırsak 4. Sonra parantezin içinde kuvvetimiz üst arkadaşlar çift de olsa tek de olsa sonuç negatif olacak. Eksi 3'ün ikinci kuvveti eksi 9 bölü. Şimdi eksi 1'in tek kuvveti var tek kuvvete sonuç negatif oluyordu. Evet yukarısı eksi 5 oldu. Aşağısı eksi 1. Bölerseniz sonuç artı 5 olacak. Cevabımız da B şıkkı oluyor. Şimdi gelin başka bir örneğimize. 9 üzeri 20 artı 3 üzeri 37 bölü 3 üzeri 38 eksi 3 üzeri 37 işlemin sonucu kaçtır? Şimdi burada yapmamız gereken hepsi 3'ün kuvvetleri zaten. 9 üzeri 20'yi 3'ün kuvveti olarak bir yazalım. 3 üzeri 2 üzeri 20 Artı 3 üzeri 37. Bölü 3 üzeri 38. Eksi 3 üzeri 37. Şimdi üstün üstünde üstler çarpılırdı. Çarptık. 3 üzeri 40 yaptı burası. Artı 3 üzeri 37. Bölü 3 üzeri 38. Eksi 3 üzeri 37. Şimdi bakıyoruz bu tür sorularda üstü küçük olanın parantezini alıyoruz. Yukarıdasıyı 3 üzeri 37 parantezini alıyoruz aldık. Şimdi 40'tan 37 çıktı. 3 üzeri 3 kaldı. Şurada 3 üzeri 37'nin kendisini aldığımız için 1 kaldı. Bölü 3 üzeri 37 parantezini alıyoruz. 38'den 5 çıktı. 3 üzeri 1 yani 3. Eksi 1 kaldı. 3 üzeri 37'nin kendisini aldığımız için yerine 1 yazıyoruz. Şimdi 3 üzeri 37'ler gördüğünüz gibi gitti. Kalanları yazalım. Şimdi 3 üzeri 3 27. Bir daha 28. Bölü 3'ten 1 çıktı 2. 2'ye böl. Cevabımız 14 oluyor bu soruda arkadaşlar. Şimdi devam edelim başka bir soru tipiyle. Bu tür sorularla da karşılamanızı arkadaşlar oldukça muhtemel. Sorumuza gelecek olursak 2 üzeri x eşittir a. 3 üzeri x eşittir b olduğuna göre 108 üzeri x ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi 108 2'nin ve 3'ün kuvveti olarak yazılır. Nasıl yazacağız? 108'i asal çarpanlarını ayıralım. 2'ye böldüm 54. 2'ye böldüm 27. 3'e böldük 9. 3'e böldük 3. 3'e böldük 1. Yani ne oldu burası? 2 tane 2'miz var. 2 üzeri 2. 3 tane 3'ümüz var. 3 üzeri 3. Üzerinde de ne vardı? A vardı. Şimdi ne yapalım? Bu A'yı içeri dağıtıyorum. Yani 2 üzeri A üzeri 2 çarpı 3 üzeri A üzeri 3 olarak yazdık. 2 üzeri Pardon burası x'miş. Ben a olarak gördüm. Evet bunlar x. Şimdi 2 üzeri x a'ymış 3 üzeri x b'ymiş. 2 üzeri x yerine a yazıyorum. O zaman burası a kare. 3 üzeri x yerine b yazıyorum. Burası da b küp. Yani a kare çarpı b küp olacak cevabımız. Şimdi gelelim örnek 7'ye. x kare x artı 2 olduğuna göre x üzeri 5 ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor bize. Şimdi şu denklemi çözmeye kalkışmayın. Buradan kök bulmaya kalkışmayın. Gerek yok. Ne yapacaksınız? x üzeri 5'i şöyle yazabiliriz. x çarpı x kare çarpı x kare olarak yazabilir miyiz? Evet. Neden x kareyi aldık? Çünkü x kare yerine x artı 2 yazacağız. Yazalım. x çarpı x artı 2 çarpı x artı 2. Yani şurası x artı 2'nin ikinci kuvveti yani karesi. x çarpı x artı 2'nin karesini alıyorum. x kare artı 4 x artı 4. x kare yerine yukarıda gördüğüm yine x artı 2 yazacağım. Şuraya x artı 2 yazıyorum. x çarpı ne oldu bakalım. x artı 2 buradan 4 x de buradan 5 x. 2 4 daha 6. Sonra x'i içeri dağıttık. 5x kare artı 6x. Tekrar x kare çıktı. x kare yerine tekrar x artı 2 yazıyoruz. 5 çarpı x artı 2 artı 6x. Dağıtalım bu 5'i içeri. Dağıttınca 5x, 6x de oradan gelir. 11x oldu burası. 5 kere 2 de 10 geliyor. Cevabımız gördüğünüz gibi C şıkkı olacak. Şimdi başka bir örnekte devam edelim. ondalıklı sayıları üstü ifadeye dönüştürebilirsiniz. Üstü ifade olarak yazabilirsiniz. Nasıl yazıyoruz? Mesela 0,005'i 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 yazıyoruz. Neden 10 üzeri eksi 3? Çünkü virgülden sonra 3 basamağımız var. Peki 0,24'ü nasıl yazıyoruz? 24 çarpı 10 üzeri eksi 2. Çünkü virgülden sonra 2 basamağımız olduğu için 10 üzeri eksi 2 olarak yazılır. Şimdi şuraya bakalım virgülden sonra 6 basamağımız var o zaman 21 çarpı 10 üzeri 6. Gelelim sayı ondalıklı değil sonunda sıfırlar var. Bunu da şöyle yazıyoruz 5 çarpı kaç tane sıfırımız var 3 tane onun zaman 10 üzeri 3 yazılır. Şimdi 24300'ü nasıl yazıyoruz 243 çarpı sonunda 2 sıfır olduğu için 10 üzeri 2 olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim buna uygun bir örneğimiz var. 60 çarpı 10 üzeri 20 artı 0,02 çarpı 10 üzeri 23 bölü 14 çarpı 10 üzeri 21 eksi 10 üzeri 22 işleminin sonucu kaçtır diyor bize. Şöyle yazalım. 60 çarpı 10 üzeri 20 ya orayı 6 çarpı 10 üzeri 1 olarak yazarım. 10 üzeri 20 ile çarptık. Artı. 0,02'yi de 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı 10 üzeri 23 bölü aşağıda 14 çarpı 10 üzeri 21 eksi 10 üzeri 22 var. Onda 10 çarpı 10 üzeri 21 yazıyor. Şimdi şurası 10 üzeri 21 yapar. Tabanlar aynı ise üstler toplanır. Çarpma işleminde 6 çarpı 10 üzeri 21 artı 2 çarpı Tabanlar aynı üstler toplanır. 23'ten 2 çıktı. 10 üzeri 21. Bölü. Şimdi şuraya dikkat edin. 14 tane 10 üzeri 21. Eksi 10 tane 10 üzeri 21. Bu da 4 tane 10 üzeri 21 demektir. Sonra dikkat edin şuraya. 6 tane 10 üzeri 21. 2 tane daha. 8 tane 10 üzeri 21 oldu payımız. Bölü 4 tane 10 üzeri 21. 10 üzeri 21'ler gitti. 8'i de 4'e böldük. Cevabımız burada gördüğünüz gibi 2 oluyor. Gelelim arkadaşlar farklı bir sorumuza. 0,025 üzeri x artı 1 eşittir. 4 üzeri x eksi 1 denklemini sağlayan x değeri kaçtır? Şimdi 0,125 sayısını şöyle yazabilirdiniz. 125 çarpı 10 üzeri eksi 3. Veya şöyle de yazabilirsiniz. 125 bölü 1000 yazabilirsiniz böyle üzerinde de x artı 1 var. Bu şekilde de yazabilirsiniz. Benim yaptım. şu şekilde de yazabilirsiniz. Şimdi üstüden gidelim. Oradan da yapabilirdik. Şurayı bölerseniz zaten 1 bölü 8 çıkacak. Burada da yine aynı yere ulaşacağız. Şimdi 125'i 5 üzeri 3 olarak yazarsınız. 10 üzeri 3'ü de 5 üzeri 3 çarpı 10 üzeri, 2 üzeri 3 olarak ayırabiliriz. Tabi bunun üstünde ne var? X artı 1 vardı. X artı 1'i de unutmayalım. Ee, şurası da 2'nin ikinci kuvveti. 4 üzeri x eksi 1'i de o şekilde ayırıyorum. X eksi 1. Şimdi 5 üzeri 3 de 5 üzeri eksi 3'ü çarparsak burası 5 üzeri 0 yapar. Yani buradan 1 gelir. 1 de etkisiz olduğu için çarpmada yazmıyoruz. Şimdi şu ifadeye geldik. Şurası. Üstün üstünde üstler çarpılır. Üstü çarpıyoruz. 2 üzeri eksi 3 x eksi 3. Şimdi burada da üstün üstünde üstler çarpılır. 2 üzeri 2 x eksi 2. Tabanlar eşit mi? Eşit. O zaman üstler de eşittir. Üstleri eşit diyoruz. 3 x eksi 3 eşittir. 2 x eksi 2. Buradan eksi 5 x eşittir. 1 x eşittir. Eksi 1 bölü 5 çıkacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet devam edelim. Yeni bir örneğimiz var. Ne diyor? 2 üzeri x artı 2 artı 2 üzeri x eksi 1 eşittir. 9 bölü 32 olduğunu denklemini sağlayan x değeri kaçtır diyor. Şimdi burada şunu yapabilirsiniz. İfade 2 üzeri x parantezini aldım. Birinci ifadede 2 üzeri 2 kaldı. İkinci ifadede 2 üzeri 1 kaldı. Eşittir. 9 bölü 32. Devam ediyorum. 2 üzeri x 4 artı 2 üzeri eksi 1, 1 bölü 2 demektir. Eşittir 9 bölü 32. Sonra 2 üzeri x çarp. Şimdi şurada payda eşitlersiniz. Yani tam sayıda paydayı çarpıyoruz. 4 kere 2, 8, 1 daha 9. 9 bölü 2 yazdık. Eşittir 9 bölü 32. Şimdi çarpım durumunda bu ifade. Şu 9'lar birbirini yok etti. Sonra şöyle şuraya geldik. 2 üzeri x bölü 2 eşittir 1 bölü 32. 32 ile de 2'yi sadeleştirdik paydaları. 16 oldu burası. O zaman 2 üzeri x eşittir. 16 üzeri eksi 1'e dönüştü mü? Yani bunu paya gönderirsek 16 üzeri eksi 1. Buradan da 2 üzeri x eşittir. 16'da 2'nin 4. kuvveti olduğu için 2 üzeri eksi 4 yazılır. Yani cevabımız x eşittir. Eksi 4 olacak. Gördüğünüz gibi tabanlar eşit. Çünkü üstlerde eşit denir. Evet bu soruyu da bu şekilde çözdük. Şimdi gelelim örnek 11. A ve B tam sayı olmak üzere. 2 üzeri A eksi 1 eşittir 3 üzeri B artı 5 olduğuna göre A artı B toplamının değeri kaçtır diyor bize. Şimdi burada arkadaşlar tabanlar farklı. 1'i 2, 1'i 3. Bunların eşit olabilmesi için tek durumda olabilir. Üstleri sıfır olursa bunlar eşitlenebilir. Başka durumda olamaz. O zaman A eksi 3 şöyle yazalım. A eksi 3 eşittir 0. Buradan A 3. Bir de B artı 5 eşittir 0. Buradan da B eşittir eksi 5. A artı B toplamını soruyor. Evet gördüğünüz gibi eksi 2 çıkacak. Evet geldik arkadaşlar. Örnek 12. Ne diyor? Eşitliğini sağlayan A reel sayılarının alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi üstü bir ifadenin sonucunun 1 olması için 3 tane şartımız var. Birincisi tabanın 1 olması. Taban 1 olursa a 9 eşittir 1. Buradan a eşittir 10 olur. Bu hel harikarda alınır. Tamam. Bir de üst taban eksi 1 olursa olabilir. a 9 eşittir eksi 1. a eşittir buradan 8 çıkıyor. Burada olabilir dedim. Neden olabilir dedim. Bu bulduğun sayı üsse yazılır üsse yazıyoruz. Neden? Onu da söyleyeceğim. üste yazıyoruz. Üstümüz A-2, 8-2, 6 çıktı. Çift çıktı. Çift çıkarsa alınır. Alabiliriz. Tek çıkarsa alınmaz. Peki neden çift çıkarsa alıyoruz? Ee, biz ne dedik? A-9 yani tabanımız eksi 1 olsun. Eksi 1'in çift kuvvetleri artı 1 yaptığı için alabiliriz. Eğer tek çıksaydı bu A... Eşittir 8'i alamayacaktık. Aklınızda bulunsun. Bir de sayıların sıfırıncı kuvveti 1'di. O zaman a eksi 2 eşittir 0. Buradan da a eşittir 2 geliyor. Bunu da dikkat edin tabana yazın. Tabana yaz. Tabanı sıfır yapmamalı. Bakalım tabana yazalım. Tabanımız a eksi 9. 2 eksi 9. Eksi 7 çıktı. Sıfır yapmadı. O zaman bunu da alabiliriz. O zaman 3 tane kökümüz var. Bunların toplamlarını soruyor. Cevabımız 20 olacak gördüğünüz gibi. Devam edelim arkadaşlar. Bir kuralımız var. A ve B birden farklı pozitif reel sayılardır. X, Y, Z ve K sıfırdan farklı reel sayılar olmak üzere. A üzeri X eşittir B üzeri Y. A üzeri Z eşittir B üzeri K. ise. şimdi bakın şurada tabanlarımız aynı. A, A. Şurada da tabanlarımız aynı. B, B. O zaman şu üstleri oranlayabiliyoruz. Yani y bölü, x bölü z eşittir, y bölü k yapabilirsiniz. Bu arkadaşlar bize baya bir avantaj sağlıyor bu tür sorularda. Şimdi buna uygun bir örneğimiz var. Örnek 13'e bakalım. 8 üzeri x eşittir 9, 3 üzeri y eşittir 4. Olduğuna göre x çarpı y kaçtır? Şimdi soldaki üstler tabanlar aynı, sağdaki tabanlar da aynı olmalı. Şimdi soldaki tabanımız 2'nin kuvvetleri olsun. 8, 2'nin 3. kuvveti olduğu için 2 üzeri 3x yazıyorum. Eşittir 3'ün ikinci kuvveti yani 9'a. Şimdi şu 4'ü sol tarafa alıyorum. 3 üzeri y'yi de sağ alıyorum. 4 2'nin ikinci kuvveti olduğu için 2 üzeri 2 eşittir 3 üzeri y yazıyoruz. Bakıyoruz solda tabanımız 2 sağda tabanımız 3. O zaman üstlerin oranları eşittir. Yani 3x bölü 2 eşittir 2 bölü y. İşler dışarı yaptık. Buradan 3xy eşittir 4. Her tarafı 4'e bölelim x çarpı y, pardon 3'e bölelim. x çarpı y eşittir 4 bölü 3 olacak. Evet, e, basamak sorularına bakalım. Ne diyor? 2 üzeri 5 çarpı 10 üzeri 5 sayısı kaç basamaklıdır? Şimdi tabanlar arkadaşlar farklı ama üstler aynı. Üstler aynı tabanları aynı üst altında çarpabiliriz. Çarpıyorum. 2 çarpı 5 üzeri 5 yani 10 üzeri 5. Bunun anlamı nedir? E, sayının sonunda 5 tane sıfır var. Yani 1'i yazıyoruz, 5 tane sıfır katıyoruz. O zaman kaç basamak oldu? 6 basamaklı oldu. Farklı bir sorumuz daha var. E, 8 üzeri 20 çarpı 25 üzeri 28 sayısı kaç basamaklıdır? Bunu nasıl çözeceksiniz? Yine 2'nin ve 5'in kuvvetlerini kullanacağız. Şimdi 8, 2'nin 3. kuvveti. 20 ile çarp 2 üzeri 60. 5 2'nin e, 5 25 5'in ikinci kuvveti. Dilim sürüştü bir anda. E, çarpıyoruz 28 ile 2 56. Şimdi bakıyoruz hangisi az? Biri 60 biri 56. O zaman az olan büyük olanı küçük olana benzetiyoruz. Burayı 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 56 çarpı 5 üzeri 56 olarak yazıyorum. Şimdi 2 üzeri 4 16 olarak yazılır. Şurayı da arkadaşlar üstleri aynı tabanları çarpalım. 10 üzeri 56 yazılır. O zaman sayımız kaç basamaklı? 16'nın yanında kaç tane sıfır varmış? 56 tane sıfır var. 56 tane sıfırımız var. 2 basamak da burada. Cevabımız o zaman 58 basamaklı bir sayı olmuş olacak bu. Evet örnek 16 ile devam ediyoruz üstü ifadelerde, üstü denklemlerde eşitlik kavramı üzerinde duruyoruz. Burada size e, özellikleri örnek üzerinde vereceğiz. Şimdi bakalım. 2 üzeri x artı 1 üzeri 4 eşittir x artı 7 üzeri 4 eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır diyor. Şimdi eğer üst çift ise ne yapacaksınız ona bakalım. Mesela 2'nin 4. kuvveti ile 2'nin 4. kuvveti birbirine eşittir. Yani Önce bunları birbirine eşitleyeceğiz. Yani şu ikisini birbirine eşitleyeceğiz. Eşitleyelim yani denklemleri alıyoruz. Aynen eşitliyoruz. Buradan arkadaşlar x eşittir. Kaç çıkıyor? Bu tarafa atınca 6 çıkıyor. Bir de e, 2'nin 4. kuvveti ile eksi 2'nin parantez e, dışında 4. kuvveti birbirine eşittir. Demek ki arkadaşlar üst çift ise bir taraf negatif olsa da eşitlik yine sağlanıyor çünkü e, parantez dışındaki çift sayı üstü pozitifleştir. Pa pardon tabanı pozitifleştir. O zaman 2x artı y 1 eşittir sağ tarafın negatifini alıyorum eksi x eksi 7. Buradan 3x eşittir Eksi 8. X eşittir eksi 8 bölü 3 çıkıyor. Yani toplayalım. 6 eksi 8 bölü 3 buradan 6 kere 3 18 8 çıktı. 10 bölü 3 oluyor cevabımız. Evet devam edelim. Ee, bu sefer üst tek olursa yani aynı soru tipinden üst tek olursa ne yapacağız? Şimdi 2'nin 3. kuvveti ile 2'nin 3. kuvveti eşit. Yani normalde tutuyoruz. Aynen eşit diyoruz. Fakat 2'nin 3. kuvveti ile eksi 2'nin 3. kuvveti birbirine eşit değil. Bunun için ne yapıyoruz? Negatifine eşit demiyoruz. Sadece bir kere tutuyoruz. Aynen eşit diyoruz. Yani 2x eksi 5 eşittir. x artı 2. Buradan eşit dersiniz. x eşittir. 7 çıkacak arkadaşlar. Üst çift ise bir pozitifine bir, negatifine. Üst tek ise arkadaşlar sadece pozitifine eşit diyoruz. Yani hiçbir şey değişiklik yapmıyoruz. Aynen deklemi alıyoruz. Geldik örnek 18'e. 5 üzeri 10 artı 5 üzeri 13 artı 5 üzeri 16 bölü 5 üzeri eksi 9 artı 5 üzeri eksi 6 artı 5 üzeri eksi 3 işlemin sonucu kaçtır? Şimdi paya bakıyoruz. En küçük üstümüz 5 üzeri 10. 5 üzeri 10 parantezini alalım. Bu da 5 üzeri 0 artı 5 üzeri 3 artı 5 üzeri 6 olacak. Yani 10'dan şu sayıları çıkarıyoruz. Kalanları yazıyoruz. Bölü. Aşağıdaki en küçük üstümüz eksi 9. 5 üzeri eksi 9 parantezine alalım bu denklemi. 5 üzeri 0, 5 üzeri 3 ve 5 üzeri 6 olacak. Yani şunlar çarpım durumda zaten gitti. Şimdi 5 üzeri 10'u 5 üzeri eksi 9'a bölersek aşağıdaki üst artı olarak yukarı geçiyordu. Cevabımız 5 üzeri 19 olacak. Yani E şıkkı oluyor burada cevabımız. Geldik arkadaşlar ee, örnek 19'a. A ve B sıfırdan farklı tam sayılardır. 3 üzeri A eşittir 5 üzeri B olduğuna göre 3 üzeri A bölü B artı 25 üzeri B bölü A toplamı kaçtır? Şöyle yazabiliriz. 3 üzeri A'yı A bölü B'yi 3 üzeri A üzeri 1 bölü B yazalım. Artı 25 üzeri B bölü A'yı da şöyle yazalım. 5 üzeri 2 üzeri B Dışarıya da 1 bölü a yazalım. 25'i 5'in karesi olarak yazdık. Evet. Şimdi 3 üzeri a yerine 5 üzeri b yazıyorum. Şuraya 5 üzeri b yazdım. 5 üzeri b üzeri 1 bölü b. Artı. Şimdi şurası 25'in karesiydi değil mi? 5'in karesi. 25, 5'in karesiydi. Şunları yer değiştirebiliyoruz üstleri. Burası 5 üzeri b üzeri 2 üzeri 1 bölü a yazalım. Şimdi üstün üstünde üstler çarpılır. O zaman burası b bölü b yaptı. 5 üzeri b bölü b. Artı şurada da üstün üstünde üstler çarpılır. Bakın b'yi 2 yi ve 1 bölü a'yı çarpacağız. Fakat ne yapacağız? 5 üzeri b yerine 3 üzeri a yazacağız. 3 üzeri a yazalım. Burası 3 üzeri 2a yaptı çarpı 1 bölü a. Şimdi a'lar gitti. Şurada da b'ler gitti. Ee, burası 5 oldu. Bu tarafta 3'ün karesi yani 9 oldu. Topladık cevabımız 14 oluyor burada arkadaşlar. Geldik örnek 20'ye. Ne diyor bakalım? 2 üzeri a çarpı 3 üzeri b eşittir 24. 3 üzeri a çarpı 2 üzeri b eşittir 324 olduğuna göre a ve b toplamı kaçtır? Şimdi bu sayıları asal çarpanlarına ayıralım. Yani 2 üzeri a çarpı 3 üzeri b eşittir 24. Yani 8 kere 3, 24. 2 üzeri 3 çarpı 3 yazabiliriz. Sonra devam edelim. Burası 3 üzeri a çarpı 2 üzeri b eşittir 324. Şimdi 324 arkadaşlar 18'in karesi. 18'i de şöyle yazalım. 2 çarpı 3'ün karesi üzerinde 2 var. Bu 2'yi içeri dağıtırsak 2 üzeri 2, 3 üzeri 4 olur. Çünkü 2 kere 2, 4. Bu şekilde yazdık. Bunları taraf tarafa çarpalım. Şimdi bu tarafı çarpıyorum. 2 üzeri a çarpı 3 üzeri a çarpı 3 üzeri b çarpı 2 üzeri b eşittir. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 2. Üstleri aynı olanlara yan yana yazıyoruz tabii ki. Burası da 3 çarpı 3 üzeri 4. Şimdi şurası üstler aynı olduğu için 6 üzeri a. Burası ise üstler aynı olduğu için 6 üzeri b çarparsak. Evet şuraya bakıyoruz. Tabanlar aynı üstler toplanır. 2 e, üstü 5 çarpı. Evet tabanlar aynı üstler toplanır. 3 üzeri 5. Şimdi burada bakıyoruz. Tabanlar aynı ise üstler yine toplanır. 6 üzeri b artı b düzeltiyorum. a artı b eşittir. Burada üstler aynı. Arkadaşlar tabanlar çarpılır. 6 üzeri 5 yazdık. Şimdi tabanlar aynı ise eşitliklerde şurada 6 üzeri 5 yazacaktık. Tabanlar aynı ise üstler eşitlenir. A artı B eşittir 5 olacak cevabımız. Geldik örnek 21'e bir sıralama sorumuz var burada da. Sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayın diyor bize. Şimdi üstlere bakalım 7 üzeri 25, 3 üzeri 50, 2 üzeri 100. Şimdi üstleri eşitlemek kolay bizim için. Eşit diyebiliriz. Veya şöyle düşünün. 7 üzeri 25. A 7 üzeri 25. Hepsinin dış kuvvetini 25 yapalım. Burası 2 çarpı 25 ya. O zaman B de 3'ün karesini alırız. 9 üzeri 25. Şurası 4 çarpı 25 ya. 2'nin 4. kuvvetini alın. C de 16 üzeri 25. Şimdi ne yaptık? Kuvvetleri eşitledik. O zaman tabanı büyük olan sayı daha büyüktür. Bu taban tam sayısı tabii. Sıfıra bir 1 arasındaki sayılar için bu geçerli değil. Tam tersini düşüneceğiz. Ama burada tabanımız tam sayı olduğu için ve pozitif olduğu için yani burada en büyük C, sonra B, sonra A. O zaman devam edelim. Son iki örneğe kaldı. Ona bakalım. Ee, burada ne diyor? 16 üzeri a eşittir 2. 6 üzeri b eşittir 3 olduğuna göre 12 üzeri 1 eksi a çarpı 2b ifadesinin değeri kaçtır diyor bize. Evet bu üniversite sınav sorumuz. Bu biraz uğraştırıcı bir soru ama sorun içinden nasıl çıkacağınızı sizin arkadaşlar nasıl işlem yapacağınızı anlatalım. Şimdi burada üstü ne yapalım? Dağıtalım şöyle dağıttık. 12 üzeri 2b eksi 2 ab oldu. Burayı da düzenleyelim. Yani şöyle 12 üzeri 2 b bölü 12 üzeri 2 ab olarak yazarız. Şimdi 12 6 kere 2 olarak ayırdık. Yani 6 çarpı 2 üzeri 2 b bölü. Şurayı şöyle düşünelim. 12 üzeri a üzeri 2 b olarak ayıralım. Ondan sonra burada sadece B'yi içeri alın. Şurada şu B'yi içeri aldık. Yani burası ne oldu? 6 üzeri B çarpı 2 üzeri B dışarıda 2 kaldı. Şimdi 12 üzeri A yerine de 2 yazalım aşağıda. 12 üzeri A yerine 2 yazınca burası 2 üzeri 2B oldu. Şuraya 2 yazdık. Devam edelim. Şu 2'yi şimdi içeri alabilirsiniz. Fakat ondan önce şu yapın. Şunun yerine de 3 yazıyoruz. Bakın 6 üzeri B yerine de 3 yazıyoruz. O zaman 3 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 2 B bölü 2 üzeri 2 B. 2 üzeri 2 B'ler gitti. 3'ün karesi kaldı. Cevabımız onun için 9 olacak. Evet geldik son soruya arkadaşlar konumuzda. 4 üzeri 1 bölü 2 artı 8 üzeri eksi Eksi 8 üzeri 1 bölü 3 eksi 1 bölü 2 üzeri eksi 1 işlemi sonucu kaçtır diyor. Şöyle düşünelim. 4 2'nin karesi burası 2 çarpı 1 bölü 2 olur o zaman. Artı 8 2'nin 3. kuvveti eksi 2 üzeri 3 çarpı 1 bölü 3 eksi 1 bölü. 2 üzeri eksi 1 demek 1 bölü 2 demekti. Şimdi şu 2'ler gitti şu 3'ler gitti kalanları yazalım. 2 kaldı. Şurada eksi 2 kaldı. Eksi 1 bölü 1 bölü 2. Iki. Şimdi ikiler gitti. Ne yapılırdı kesirlerde bölmede? Birincisi aynı yazılır. ikincisi ters çevrilip çarpılır. 1 bölü 2 ters çevirdim. 2 çarptım. Cevabım eksi 2 oldu. Evet arkadaşlar anlatımımızı üstü sayılar ders anlatımımızı içeriğimiz bu şekilde bitirdik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Aşağıdaki beğenilerinizi, yorumlarınızı yaparsanız, Kanalımıza abone olursanız bize destek vermiş olursunuz. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.